Selamun Aleyküm. Adım İbrahim. Bana Maraşlı İbo derler. Kahraman Maraş merkezde oturuyorum. Doğma büyüme buralıyım. Yaşadığım olayları amcamın oğullarıyla beraber yaşadım. İsimleri değiştirerek vereceğim. Bazı yerlere zarar gelmemesi için. Normal bir yaz günü. Sabah erkenden uyandım. Babam ve amcamın sesiyle. Bizim balkonda oturmuş çay içiyorlar. Ve aralarında hararetli bir konuşma geçiyor. Amcam. Ya kardeşim gel tekrar deneyelim. Bu sefer hoca falan bulur. Öyle gideriz. Bak bu işi ben yapmaya kararlıyım. Ama sensiz de yapmak istemiyorum. Hatırlıyorsan eğer birimizden birimiz işe girerse herkes etkilenecek. Ben bu sorumluluğu alamam. Hem de devletten izin alır. Öyle kazarız. Çıkacak hazine değerli. Bize kalacak kısmı bile. Zengin olmamıza yeter. Babam. Yahu abi. Canımızı zor kursardık. Sen neyden bahsediyorsun? Babam da ölmeden önce sakın aramayın demedi mi? Onlar da bunu yaşamış. Bu bir lanet. O hazini o zaman gömenler kafirmiş. Kafir malından hayır mı gelir? Diğer kardeşlerimiz de kabul etmez. Etse de ben etmiyorum. Gel sen de vazgeç. Unutulmuşken bu işi tekrar hatırlatma diğerlerine. Zaten sıkışığız. Para insanın aklını bulandırır. Gel biz bu haritayı yakalım yok edelim.'' Satmayı falan da düşünme. Başkasının vebaline girmeyelim. Amcam, kardeşim, bak haklısın. Haklısın ama senden habersiz ben bir hocayla görüştüm. O bu iş olur dedi. Olacakları da anlattı bana. Risk tabi var ama kim bedavadan zengin olmuş. Hem ben haritayı yakında hocaya götüreceğim. Tılsım falan var mı? Kontrol ettireceğim. Babam, sakın bana tarlamızın oradaki ağaçtan haritayı çıkardığını söyleme onu oraya gömene kadar canımız çıktı. Bir musibet geldi başımıza. Hala akıllanma dedi. Onu gömmesek bizi rahat bırakmayacaklardı. Hatırlıyorsun değil mi? Yaptığımız anlaşmayı hatırla. Eğer bu işi öncülük edersen seninle bir daha konuşmam. Haberin olsun. Bu konuyu burada kapatalım. Bu konuşmayı can kulağıyla dinledim. Yaptığım gürültüyle konuşmalarını kestiler. Bir bardak da çay ben alıp yanlarına geçtim. Amcam İbo yeğenim, nasılsın? Hiç güç yok mu? Askerden geldiğin geleri gözükmüyorsun. Amca iş arıyorum, ama istediğim işi bulamadım. Artık ne olursa olsun çalışırım modundayım. Sizinkiler ne yapıyor? Yakında ziyaret edeceğim. Askerden döndüğüm döneli, görüşme fırsatım olmadı onlarla. Amcam valla evde oturuyor benim oğlan. Diğer kardeşimin oğlanla. arada kahve falan gidiyorlar. Hiçsiz güçsüz dolanıyorlar. Bir ara toplanın da. İş bulmaya gidin beraber. Genç delikanlı adamlarsınız. Halde ya da depolarda hamallık yaparsınız. Bir iki ayda para kazanırsınız. Amcamın bu konuşmalarından sonra babam da ona destek verdi. Bu muhabbetten sıkıldım. Tamam amca. Gider çocukları toplar. iş ararız gerekirse. Yatılı çalışırız. Ne olacak? Hepimiz bekar adamlarız. Hem yaşımız da geçmeden bir düzene gireriz. Dedim ve yanlarından kalktım. Mahallenin yolunu geçince bir sigara yakıp kafamdaki düşüncelerle boğuşmaya başladım. Neydi bu define artası? Neydi bu işin gizemi? Ve neydi tehlikeli olan? Arka arkaya üç tane sigara içtim. Ciğerlerim yanınca dalgınlığım geçti. Bizim buradaki bir parkta oturdum. Kafamda işleri kurguladım. Ne kadar para lazım olurdu? Bir düğün yapmak için. Ondan sonra evi düzmek, kira vesaire. Ne kadar para gerek? ve kaç senede bu işler rayına oturur. Sonra işin sonu ömrümden ömür gittiğini görmek olunca zaten az kafam ile bu define işini gözüm kesti ama dedikleri şeyler de beni korkutmuştu. Tek başıma karar verebileceğim bir iş değildi. Amca oğullarının evine gidip tek tek çağırdım. Hakkı babamın abisinin oğlu yaşımız aynı. Alemda bizden iki yaş küçük. Babamın küçük kardeşinin çocuğu alemde. Yaşça bizden küçük olmasına rağmen bizden daha kalıplı biri. Beraber olduğumuz zamanlarda 15-16 yaşından beri köye gidip ekip bitme işlerinde çalıştık. Balyo yükleyip indirerek güzel harçlıklar biriktirdik. Allah razı olsun. İşveren abimiz kebabından tatlısına, kolasına kadar önümüzden eksik etmezdi çalışırken. Terlemedik yerimiz kalmazdı ama paranın ne kadar zor kazanıldığını biliyorduk. Tabii, bu kadar hızlı geçen hayatın bir de getirileri var. Yazın çalış, diğer vakitler okul hayatını yaşa. Dini olarak bilgimiz din kültürü dersini geçmez. Dine laf söyletmeyiz ama pek de bilmeyiz Allah affetsin. Amca oğullarını parkta topladım. Öyle böyle sohbet etmeye başladık. Konuyu nasıl bağlayacağımı bilemiyordum. Belki bu işte benden çok bilgileri vardır. Benim babam anlatmadı diye. Onlarınki anlatmayacağı anlamına gelmez. Ben de konuyu define falan getiriyordum. Fakat kimse bizim konuyu açmıyordu. Kimseden tık gelmedi. Konuyu paraya getirdim. Bu kısımda herkes dert. Uzun uzun konuştuk. En sonunda o kadar zaman geçti ki bir kebapçıya gitme kararı aldık. Bu arada kebapçı bizim için lükstü. Her zaman yemeğe durumumuz olmuyor. Her zaman bir gün zengin olursam gözüm doyana kadar yiyeceğim diye hayal ederdim. Artık konuya girmek istiyordum kebaplar önümüze geldi. Amcaoğlu, en son ne zaman yedim hatırlamıyorum. Para kazanmak zor bu hayatta. Alemdar lafa girdi. Size bir şey diyeceğim ama aramızda sır olarak kalacak. Dürümleri gömelim. Sonra müsait yerde anlatacağım. O an anladım. Konunun benim konuyla alakalı olduğunu. Alemdar da ne sıkı adammış. Bu zamana kadar hiç renk vermedi. Oraya yakın bir parka gittik. Marketten kola çekirdek falan aldık. Oturduk parkın bankına. Alemdar kızarıp bozarıyor, daralıyor. Ben de lafa girdim. Oğlum şekilden şekile girdin, anlatsana. Biz de merak ettik. Anlat hele. Amcaoğlu, bu konu için yemin ettim. Anlatmayacağım için. Şimdi bunu vicdanına düştüm. Çıkamıyorum. Anlatsam mı, anlatmasam mı? Alemdar, yüzünden belli. Define ile ilgili de mi? Ben biliyorum zaten konuyu. Kendini kasmana gerek yok. Bildiğin ne varsa anlat.'' Tamam tamam anlatıyorum. Ama sen nereden biliyorsun Defi'nin olayını? Diye sordu bana. Sen orasını boş ver. Bildiklerini anlat. Alemdar anlatmaya başladı. Zamanında babam kabuslar görüp sayıklıyordu. Annem bir hocayla konuştu. Hoca geldi. Okudu yazdı. Ve sonra gitti. Bana da annem bu konuyu kimseye söylememem karşılığında anlattı. Meğer zamanında bizimkiler bir define peşine düşmüş. Ama neyle karşılaştılarsa bu işe tövbe etmişler. Ama problem şu ki bu defineyi nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Benim bildiklerim bu kadar. Sen nereden biliyorsun bu konuyu? Anlat hele. Ben anlatmaya başladım. Amcamla babam ben yatarken balkonda konuşurlarken duydum. Ertan'ın yerinde öğrendim. Ama anlatmazsam vicdanım beni rahat bırakmaz. Defineyi bulduklarında bir şeyler yaşamışlar sanırım. Bir varlık falan bir şeyler dediler ama tam hatırlamıyorum ayrıntılarını. Biz Alemdar'la anlatırken Hakkı lafa girdi. Ulan Alemdar elinde böyle bir şey vardı. Bunca zamandır ne diye sürmüyoruz? Niye anlatmadın bana? Bak İbo'ya öğrenir öğrenmez geldi. İşin ucunda para varsa ben varım. Alemdar'ı bilmem. Gerekirse iki kişi. Yine yaparız İbo. Alemdar amcaoğlu ayıp ediyorsun ama ben sizi yarı yolda mı bıraktım? Ben sadece tehlikeli demek istiyorum. Hakkı karşılık verdi. Lan evdekiler o kadar darlıyor ki. Ben ya canıma kıyacağım. Ya da kaçacağım evden. Evsiz olarak yaşayacağım. Kafayı kırdım artık. Sen dersen ki tehlikeli. O zaman sana kimse tavır koymaz. Olur da bulursak. Sana da pay veririz. Önemli değil. Hakkının söyledikleri. Biraz hayatımın özeti gibiydi. Sadece ben. Onun kadar kafayı yememiştim. O gün orada karar verdim. Ben haritanın yerini söyledim. Üçümüz de ailelerimize iş bulduğumuzu yatılık alacağımızı söyledik. Amacımız bu işin peşinden koşmaktı. Hazırlıklarımızı yapıp köyün yolunu tuttuk. Üçümüz de çok küçükken köye gitmiştik. Köydekilerin şu an bizi tanıması mümkün değildi. Yıllardır ne biz ne de ailemiz köye hiç gitmemişti. Köye gidip kahvehaneye uğradık. Birer çay içip köyün nabzını yokladık haritayı gece çıkartacaktık. Eğer evin etrafında gündüz dolanırsak köylüler bizden şüphelenip bizimkilere haber verebilirdi. Kahveden çıktıktan sonra akşam olana kadar tarlamızın oradaki armut ağacının dibinde beklemeye başladık. Hava kararıp iyice görünmediğimizi düşündükten sonra ağacın dibini kazmaya başladık. Saatler ilerlemiş, gece olmuştu. Fakat hala haritayı bulamamıştık çok derine indiğimizde zor bela sabaha karşı bulduk. Hava aydınlanmadan köydeki evimize gittik. Ölü gibi yattık. Çok yorulmuştuk. Elimizde su çıkmıştı. Harita küçük bir sandığın içindeydi. Bir de muska vardı. Haritanın en alt kısmında ise samandan bir kağıt. Kağıdı açıp okumaya başladım. Cümle cümle yazmayacağım. Genel özet olarak yazıyorum. Bu haritayı bulan ya da çıkaran kişi. Bu bir define hazinesi efsunudur. Onu koruyan bir ifrit var ve çok güçlü. Zaman geçtikçe o hazinenin enerjisiyle gücüne güç katmış. Eğer bu yazıya inanmayıp o hazineyi çıkarmaya çalışırsanız canınızdan olursunuz. Bu yazıyı üstümde hakkınız olmasın diye yazıyorum. Daha önce biz çıkarmaya çalıştık ve anlaşma yaptık. Biz canımızı zor kurtardık. Oranın ilmini bilen ülkemizde yok. Boşa kandırılmayın gibi uzun bir yazı vardı. Bunu akşam okuduğumuz için etkilendik. Gündüz vakti korkumuz azalınca bu işi nasıl çözeceğiz diye kafa kafaya verdik. Hatay'a gidip orada ün salmış bir büyücü bulduk. Ona ve haritasından bahsetmeden güçlü bir ifrit yok edecek birine nasıl buluruz diye sorduk. Eğer yalan atmadan bu işi bize söylerse güzel para vereceğimizi söyledik. Adam lafa girdi. Hoş geldiniz. Bana yardımcıların fısıldadı. Siz bir define peşindesiniz. Bunu Suriyeli bir büyücü var. O çözer. Ama onu ülkemize getirmeniz lazım. Bu işin nasıl olacağını uzun uzun konuştuk. Sonra bir şekilde Suriye'deki büyücü adamın Türkiye'ye gelmesini sağladık. Büyücü Türkçe bilmiyordu. Onunla aramızdaki konuşmaları Hataylı büyücü tercüme ediyordu. Biz haritadaki yeri kazmaya gitmeden önce Hocalar hazırlık yapacağız diyerek derilerde hamuzgalar yaptı. Küçük bir kamyonet kiralayıp kara keçi, kara koyun, kara tavuk gibi şeyler aldı hocalar. Bizimkiler aracın arkasında hayvanlarla, ben adamlarla beraber önüne gidiyordum. Adamlar hararetli bir şekilde konuşarak gidiyordu. En sonunda araları bozulmuş gibi sustular. Eskiden Rumların ve Ermenilerin yaşadığı terk edilmiş bir köye geldik. Eski bir kilisenin oraya yürüyerek gittik. Aracı kuytu bir yere koyup önce karnımızı doyurduk. Ufak bir tepenin oraya çıktık. Sonradan dikildiği belli olan üç tane ağaç göze batıyordu. Bu ağaçların hepsine tek tek gezdik. Adamların kaz dedikleri yerden kazdık. Kazdığımız yerlerde işaretli taşlar çıktı. Hepsinde bir işaret ve sembol vardı. En sonunda büyük bir kayanın yerini buldum. O kayada da işaretler vardı büyüdüler. Önce hayvanları getirdi. Sonra bize kazdırmaya başladılar. Kendileri kazdığımız alanın çevresine çember çiziyorlardı. Önce horozu kesip kanıyla çemberi o kan ile çizdiler. Sonra keçiyi kestiler. Daha büyük bir çemberi keçinin kanıyla çizdiler. Hayvanların iç organlarını da kazdığımız yerin yakınına getirdiler. Koyunu canlı tutuyorlardı. Koyun korkudan yerinde duramıyordu bağladığımız ip boğazını kesmesine rağmen hala zorla kaçmaya çalışıyordu. Biz en sonunda büyük bir kapı bulduk. Bu definenin giriş kapısıydı. Tam açacakken bizi durdurdular. Burayı açmak için koruma yapacağız dediler. Kapının önüne de her birine bir insan sığacak şekilde beş küçük çember çizdiler. Koyunu kapının önüne bağladık. Arapça olmadığına emin olduğum bir dille bağırmaya başladılar sanırım o varlığı çağırıyorlar. Kafanın önündeki koyunun ağzından ve gözünden kan gelmeye başladı. Hayvan yere yığıldı. Karşımıza kaktüs tükeni gibi kılları olan kırmızı gözlü, dişleri uzun varlık belirdi. Eğildi ve kara koyunu ortadan ikiye yarıp iç organlarını yemeye başladı. Hocalar ani bir hareketle çemberden çıktı. Onlar çıkınca arkalarından siyah varlıklar belirdi. O koruyucu cin, hareketsiz bir şekilde kala kaldı. O an kafama dank etti. Hocaların define de gözü yoktu. Onların amacı o cini ele geçirmekti. Çemberden kendimi dışarıya atıp üzerimdeki muskaları yere attım. Çemberden çıkıp muskaları yere atınca bir tane göreyim. O kapının ordu. cin koyunu yemeye devam ediyordu. İstemsizce cine doğru yürümeye başladım. Cin elini alnıma koydu. Bunu ben yapmıyordum. Beni amca oğullarıma ve büyücülere doğru çevirdi. Onları izletiyordu bana. Birden büyücülerin bedenlerinde kesikler oluşmaya başladı ve kanlar akıyordu. Ama adamlarda bir gram hareket yoktu. İfrit benimle konuşmaya başladı. Bakal demoğlu. oğlum. Sayenizde bugün burada eğlenme fırsatım oldu. İçerideki hazineden size bir miktar vereceğim. Bu size ufak bir zenginlik verecek. Ama bilin ki alan kişiler Dahasını biliyor olacaklar. O noktada canını size emanet. Ama bir şartım var. Eğer yaparsanız dahasını da veririm. Bu adamlar gibi bana daha çok kurban getireceksiniz. Onlar şu an hayal aleminde hapisler. İstersen git boğazlarını kes. Hissetmezler. Daha sonra beni bıraktı. Amca oğullarımın yanına gittim. Üzerlerindeki muskaları çıkarttım. Kendilerine geldiklerinde, gördükleri neticesinde bayıldılar. Din, büyücülerin yanına gelip uzun tırnaklarını boyunlarına geçirip kopardı. Olayların diğer kısımlarını amca oğullarından dinledim. Çemberin içindeyken büyücüler bizi hayal ademini hapsetmiş. Amca oğullarımın gözünden büyücüler cinleri ve o ifreti zincirlemiş. Tutsak almışlar. Hazineye ulaşınca o cine işkence etmeye başlamışlar. Onlar büyük bir zafer içinde olduklarını görüyorlarmış hakkı aracı getirmiş ve hep beraber içerideki dev gibi hazineyi araca yüklüyormuşuz. O sırada üzerlerindeki muskaları çıkarmamla gözlerini açmışlar. Biz o gün orada o lanetli hazineden hiçbir şey almadan kaçtık. Hiçbir şekilde o ifritle anlaşma yapmadık. Araçla o yoldan dönerken yaşadıklarımızı tartışıyorduk. Bu olaydan sonra hayatımızda çok büyük bir değişiklik oldu. O varlıkları artık her yerde görüyorduk. Gözperdemiz kalkmıştı. Bir dama gittik ve gözperdemizi kapatmasını sağladık. Gözperdemiz kapansa da varlıklarını, ürpertilerini her an hissediyoruz. O günden beri dinine bağlı, helal lokma için çalışan gençler oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Anlatacaklarım, kendi yaşadıklarım değil, köyümüzde yaşayan, Emirhan adında bir delinin hikayesini öğrenmek için uğraştığım bilgilerdir. Köylülerden öğrendiklerimi kaleme aldım. Bazı cümleleri tahmini olarak yazdım. Bu yüzden kusurum olursa affola. Selamünaleyküm. Benim adım Mustafa. 28 yaşındayım. Bu hikayeyi kendi merakımdan dolayı araştırıp yazdım. Kendim şehirde yaşadığım için bu abimizle tanışıklarım pek yok. Bizim mahallemizde Emirhan adında kimseye zarar olmayan bir abimiz var. Üstü başı yırtık kıyafetler ile köyümüzde gezer. Kahveden ve marketimizden ücretsiz şekilde faydalanır. Tahminimce 40'lı yaşlarında. Tam yaşını bilmiyorum. Küçük çocukların onunla uğraşması sonucu içimin cız edişi onun hikayesini araştırmama sebep oldu. Köye gittiğim bir vakit önce bir süre gününü nasıl geçiriyor diye onu izledim. Köy sakinlerinin ahırtan bozma tek katlı evi ona vermişlerdi. Evde neler yaptığını görmek için onun evine gittim. Sabah kalktı ve komşularının ona verdiği peynir, zeytin, ekmek gibi şeyleri yedi. Ona çok fazla soru sormama rağmen bana hiç cevap vermedi. Ama çok iyi bir dinleyici olduğunu söyleyebilirim. Beraber köy kahvesine gitmeye başladı. Köy kahvesindeki yaşlı amcalarımın anlattıklarını yazıyorum. Emirhan önceden köyün en mert delikanlısıymış. Cüneyt ve Murat adında iki tane arkadaşıyla beraber gün boyu köylüye yardım eder. Bağ bahçe işleriyle ilgilenirlermiş. Köy küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Parayla pulla işleri de pek olmazmış. Bugün birinin işini yapar, yarın diğerinin. Köyde bu işleri yapacak nüfus olmadığı için herkes bu üçlüyü gözler, boşanlarını ararmış.'' Köyün genç kız nüfusu erkek nüfusundan fazla olduğu için kızlara pek değer verilmezmiş. Kızlar erkekleri etkilemek için çok fazla süslenirlermiş. Zamanın en gözde erkekleri de Emirhan, Cüneyt ve Murat'mış. Emirhan yakışıklı olduğu kadar çekingen, Cüneyt ve Murat normal tipi olan ağzı laf yapan atılgan tiplermiş. Köyün o zamanlarının en güzel kızı Şerife bizim Emirhan'a aşıkmış. Herkes bunu bilir. Tek Emirhan'ın bundan haberi yok tabi. Şerife, köyün fakir bir ailenin güzeller güzeli bir kızıymış. Murat ve Cüneyt birbirinden habersiz bir zaman Şerife'nin ailesine kızı istemeye gitmişler. Bu öğrenilince aralarına biraz soğukluk girmiş. Kız onları istemediği için ailesi kabul etmemiş. Murat ve Cüneyt'in arası pek de bozulmamış. Vardır bir hayır deyip nasiplerini beklemişler. Tabii. Emirhan'ın evlenme yaşının gelmesi ve çalışkan halleri ahalinin de sevdiği bir özellik olduğu için sürekli yemeğe davet ederlermiş. Köyün kızları Emirhan'la konuşmak için türlü işlerle yanına giderlermiş. Alımlı hareketler yaparak etkilemeyi denerler ve başarısız olurlarmış. Emirhan bir kez bile olsun başını kaldırıp kızlara bakmazmış. Aileler Emirhan'dan daha iyi bir damat bulamayacağı için hep ağzını yoklarlar kendi kızlarını övür ve bitiremezlermiş. Bir süre sonra köyün kızları önce dedikodular çıkarmaya başlamış. Emirhan'la Şerife yan yana gelmeyi bırakın. Muhabbetleri bile yokken çirkin laflar ortada dönmeye başlamış. Tabi insanlar gözle görülür bir delil olmatı ve Emirhan ve Şerife'nin iyi huylu sağlam iradeli insanlar olduklarını bildikleri için aldırış etmemişler bu duruma. Köyün kızları bu da işe yaramayınca birbirlerine iftira etmeye başlamışlar. Aileler bundan rahatsız olduğu için kızlarını bir an evvel evlendirmek istemişler. İlk olarak Cüneyt ile kader nişanlanmış ve evlenmiş. Kısa bir süre sonra Murat'la Nazife evlenmiş. İlk kez Emirhan'la Şerif'i burada sohbet etme fırsatı bulmuşlar. Sanki yıllardır beklemenin verdiği hasret ile düğün bitene kadar konuşmuşlar. Emirhan burada duygularını açıklamış Şerife'nin de böyle düşündüğünü görünce hayat enerjisi iyice zirveye çıkmış. Artık daha çok çalışıp önce bir ev yaptırıp sonra da Şerife'sine kavuşmak için çabalamaya başlamış. Bir senede köylünün de desteğiyle evini yaptırmış, içini döşemiş. Bu zamanlarda anormal bir şey yokmuş. Emirhan'ın ailesi kızı istemeye gelmişler. Şerife'nin ailesi de laza çekmeden vermişler. Zaten aralarındaki sohbeti biliyorlarmış. İlk olay nişanlarında başlamış. Nişan günü ahırlarını yakmışlar. Tabi kimse bu olayı bu duruma bağlamamış. Kısa bir süre sonra Emirhan ile Şerife evlenmişler. Düğün günü yine onların samanlığını yakmışlar. Bu sefer köylü bu durumu hasetlenen kızlara bağlamış ve onları uyarmışlar. Fakat kızlar hasetini bir türlü atamıyormuş. Köyden birkaç kız uzak bir köyde, daha evinde yaşayan, lanetli deple Nakarlı, adı Seher olan bir büyücü kadına gitmişler. O kadar hasetlenmişler ki, ayırma büyüsünün yanına, şerfenin de ölmesi için ölüm büyüsü yaptırmışlar. Büyücü Seher, onları uyarmış, bedeli ne olursa olsun katlanacaklarını söylemişler. Kısa bir süre sonra, köyde akşamları, Değişik sesler duyulmaya başlamış. Kara kara varlıklar Köy sokaklarında gezmeye başlamış. Bütün köy bu işten nasibini alıyormuş. Bu sırada bunların bin katını da Emirhan ve Şerife yaşıyormuş. Şerife'nin gündüz komşularına anlattıklarını anlatıyorum. Gece olunca kapıları çalmış. Emirhan'ı uyandıramamış. Kapıya gidip kendisi bakmış. Birden övürsün. Kafaları tepside, bedenlerinden ayrılmış. Kapı önünde dikilirmiş o da. Onu görünce taş kesilir karşısındaki varlığa baka kalırmış. Tepsideki başın gözleri açılınca korkudan kalp krizi geçirip ölüyor ve sonrasında bu rüyadan uyanıyormuş. Sadece Şerife'nin yaşadıklarıyla bitmiyor. Emirhan'ın arkadaşlarına anlattıklarını anlatıyorum. Eve yorgun bir şekilde geldiğimde kapıyı Şerife açmadı. Ben de anahtarımla açıp girdim. Yatak odamızdan sesler geliyordu. Yavaş adımlarla ilerlemeye başladığında İçeriden sesler geliyordu. Erkek olan, eşine, bak eşin geldi, artık bizi biliyor. Şerife'ye benzeyen de, eşim öğrenirse öğrensin, benim gözüm artık sende, o da kimmiş falan diyor. Emirhan koşup içeri baktığında ise, iki tane değişik varlık, ona bakar vaziyette görünce, kalize girip kilitlenip bakı kalırmış. Şerife'ye benzeyen varlıkta diğer varlık, gözlerinin önünde birlikte oluyormuş. Zaman geçtikçe bu olayların daha ileri seviyeleri yaşanmaya başlamış. Birkaç ay sonra Şerife hamile olduğunu Emirhan'a söyleyince bu yaşadıklarının da etkisiyle içindeki kuşku ve hisler artık olumsuz yere geçmeye başlamış. Artık aynı odada yatmaz olmuşlar. Bu durumdan şüphelenen komşusu kurşun dökelim demiş Şerife'ye. Birkaç kadınla evlerine gelip kurşun dökmüşler. Kurşunu döktüklerinde Kaptan kapkara dumanlar çıkınca kadınlar arkasına bile bakmadan kaçmışlar. Bir süre sonra akşamları Şerife evden kaybolup ormana gitmeye başlamış. Emirhan ne kadar büyünün tesirinde olsa da ona duyduğu aşk o kadar fazlaymış ki bir türlü ayrılmaz ve onun için elinden geleni yaparmış. Fakat kendilerinde büyü olduğunun farkında değillermiş. Aha elde bir yandan bu tarz şeyler yaşamaya başlayınca muhtara gidip durumu anlatmışlar. Muhtar da aynı durumları yaşıyormuş. Köylü korkmasın diye kimseyle paylaşmamış. Fikir birliğiyle hocanın evinin yolunu tutmuşlar. Hoca sadece bu durumun cinler tarafından yapıldığını, neden ve ne sebeple buraya geldiklerini bilmediğini, bu ilimle ilgili bir bilgisi olmadığı için kendisi de bu durum ile mücadelesi başarısız oluyormuş. Köyde tek hoca rahatsız edilmezmiş. Ta ki Şerife düşük yapana kadar. işin aslı cinler kendileri için günahsız bu yavruyu kurban olarak almışlar. İstedikleri bedel gerçekleşince iyice köyü mesken etmeye başlamışlar. Şerife gece evden kaçar. Onu bulduklarında üstü başı çamur ve hayvan pisliği olurmuş. Çocuklarını kaybetmenin üzerine Emirhan'ın iyice psikolojisi bozulmuş. Eşine olan ilgisini kaybetmiş. Artık onunla ilgilenmez hatta eve bile gelmez olmuş. Emirhan'la Şerife'nin aileleri bir süre ayrı kalmalarının iyi olacağını düşünmüşler. Bir gece Şerife'nin evinin etrafından davul sesi gelmiş. Köylü gecenin bir yarısı bu seste ne diye düşünmüş. Birkaç meraklı köylü gitmiş bir de ne görsün. Evin önünde iki sandalye birinde Şerife gelinlikle. Diğer sandalyede bir damatlık var ama içi boş. Anlamışlar ki onu kendilerine gelin olarak almışlar. Olaylar köy halkına sirayet etmeden önce bu işin ilmini bilen bir hoca çağırmışlar. Hoca daha köyün gerisine gelince köye girmekten vazgeçmiş. Köylüye ben gelene kadar dua ederek zamanınızı geçirin. Çok tesirde kalan camiye sığılsın demiş. Kendi hocasını çağırmak için geri dönmüş. Bu sırada köyün içinde dolaşan gölgeler, köyde ki kedi, köpek, at, eşek, koyun, ne varsa belli bir miktar düzenli olarak öldürüp parçalayıp köyünü her bir yanına atıyormuş. Giden hoca kendi hocasını da alıp gelmiş. Adı Aziz hocaymış. Aziz hoca camide namazını kıldıktan sonra bahçesinde köylüye bildiklerini anlatmasını istemiş. Öğrencisi olan diğer hocaya köyü mühürlemesi için birkaç genç ile yanında getirdikleri özel tozu çevreye serpmelerini istemiş. Aziz hoca yardımcılarını çağırıp en güçlüsü olan Samir'e durumu araştırmasını istemiş. Tabi o bunu yaparken kendi kendine konuşuyor gibi gözüktüğü için köylü ondan ürkmüş. Neredeyse köyü boşaltmak için karar alacaklarmış dediklerine göre bu hoca da baş edemeseydi köyü boşaltacaklarmış. Köy mühürlendikten sonra hocaları imamın evinin bahçesine götürmüşler. Akşam olunca Aziz Hoca birini takip eder gibi hareket ediyormuş. Muhtar, imam ve birkaç köylü onu takip ediyorlarmış. Aziz Hoca, Şerife'nin evinin önünde durmuş. Evin erkeğini getirin demiş. Köylüler, Emirhan'ı almaya gitmiş. O sırada Hoca, Şerife'yi bulup konuşmaya başlamış. Fakat erkek sesiyle cevap geliyor ve başka birisiymiş gibi cevaplar veriyormuş. Köylü, Şerife'nin delirdiğine düşünmüş. Hoca ile Şerife uzun bir tartışmaya girdikten sonra en son söz olarak ben sizi uyardım. Siz kabul etmediniz. Bundan sonra olacaklar için Allah beni affetsin demiş. Bir sandalyeye şerifeyi bağlamıştı. Emirhan da gelene kadar normal bir şekilde gelmiş. Fakat eve yaklaşınca onu da kontrolü altına almışlar. Aziz hoca uzun süren bir ritüele başlamış. Evin etrafını mühürleyip berzah alemine gitmek için Emirhan'ı alıp Köylüye derin olmayacak şekilde iki mezar kazdırmış. Bu noktadan sonrasını hocadan öğrendikleri kadar anlatıyorlar. Berzah alemine girmişler ve orada hazırlanan tuzakları görmüşler. Buradaki ortam dünya ile tam tersiymiş. Burada insanlar görünmez, cinler normal hayatlarını yaşıyorlarmış. Musallat olan kavim, enşerlilerden oluşan ve asla yola gelmeyecek olan bir kabileymiş. Aziz Hoca burada onları için tuzaklar kurmuş ve görünür hale gelmek için gerekli sözleri söylemiş. Tabi bunu yapar yapmaz etrafı yüzlerce varlık ile dolmuş. O da şefleriyle görüşmek için istekte bulunmuş. Onlar kabul etmeyip saldıracak tuzaklara yakalanmışlar. Bir şekilde şefleriyle anlaşma yapılmış. Bu anlaşma sadece şerifi içinmiş. Çünkü bu kabile sadece onun için yapılan büyüler ile musallat olmuş karşılığında belli keçiyle anlaşmayı bulmuşlar. Tabi gözlerini açıp bunları anlatınca köylü şoka girmiş. Hocam gözünüzü kapatınız açtınız bu nasıl mümkün olur falan diye. Hoca durumu anlatmış. Köylü ikna olmuş şimdi de. Köye musallat olan kabileyle anlaşma yapmaya çalışacaklarmış. Tekrar berzah alemine gitmişler. Acımasız ifrit kabilesiyle karşılaşmış. Anlaşmaya yanaşmamışlar. Ertesi gün tekrar anlaşma yapmak için hazırlanmaya başlamışlar. Bu sefer yanlarında kısımda ekipmanlar götürmüşler. Bir şekilde anlaşmaya ikna etmişler. İstedikleri tek şey de Emirhan'ın ruhunun kendileriyle yaşamasıymış. Bunu da işkence yapmak için istiyorlarmış. Oca durumu köylüye ve Emirhan'a anlatmış. Köylü karşı çıksa da Emirhan buna katlanacağını bu kadar acıdan sonra yaşamamın bir anlamı yok. Zaten uzun zamandır intihar etmeyi düşünüyordum. Bu sayede size yararım olur deyip hocayla beraber anlaşmayı yapmak için gitmişler. Köyün dışında büyük bir kayaya kazılı anlaşmayı yapmışlar. Boş vaktimde gidip orayı kontrol ettiğimde gerçekten bu kaya vardı. Büyüyü yaptıran kızlar ise bin pişman herkese durumu anlatmışlar. Hoca onların da esir olduğunu görmüş. Köyde bir iki ay durup tüm bunları çözmek için zamanını ayırmış. Büyüyü yapan büyücü köy merkezine gelip bir ateş yakıp üstüne çıkıp yanarak ölmeyi beklemiş. Köylü o ölene kadar bekleyip jandarmayı aramış. İfadeler falan alındıktan sonra köylü evine gelmiş. Hoca da ileride bir gün gelip bu durumu çözeceğini anlatıp gitmiş. Kısa bir süre sonra hocanın da ölüm haberi gelmiş. Emirhan bu durumda sıkışıp kalmış ruhunun ne çektiğini kimse bilmez ama bunu düzeltmek için elimden ne gelirse yapacağım dedim. Köyleden izin alıp köyden çıktım. Bu andan itibaren yaşananlar kendi yaşadıklarım. İlk olarak internetten araştırma yaptım. İnanır mısınız? O kadar çok dolandırıcı, şarlatan var ki medyum adı altında insanları istismar edip bu kötü durumdan faydalanıyorlar. Çok fazla araştırıp bu işin çözümünü aradım. Daha kötüsü bazı şehirlerde tacici hocalar konusunda beni uyardılar. Bu işi para için yapanlar benim gözümde artık dolandırıcıdan öteye geçemez. Neyse ki Karadeniz bölgesinde bir hoca ile konuştum. Bu durumun kendisinin aşacağını söyledi. Akdeniz bölgesinde bir şehrimizde bir hocanın adresini verdi. Anlattığına göre bu hocanın ilmi berzah alemine yönelik olduğu için bizim için biçilmiş kaftan olduğunu o da yardım edemezse. Başka tanıdığı olmadığını söyledi. Köye dönüp ahaliyle konuştum. Yakın bir tarihte Emirhan'ı alıp birkaç kişiyle oraya gideceğiz. İnşallah bir çare bulur Emirhan abimiz. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Tahir. 15 yaşlarımda yoksulluk nedeniyle memleketim öldürdüm. İstanbul'a göç ettim. İstanbul'a ilk geldiğim sene, beş barızı sokaklarda yattım. Tam bir yıl boyunca, hem yaşımdan hem sokaklarda yattığımdan dolayı kimse bana iş vermedi. O zamanlar, bir deri bir kemik kalmış, çöplerden yiyecek bularak hayatta kalmaya çalışıyordum. Kimi zaman ise dilenerek kendime harçlık çıkarıyordun. Yine günlerden birinde, sokakta dilenirken yanıma, 50'li yaşlarda, kilolu cübbeli ve uzun boylu biri yaklaştı. Bana neden çalışmadığımı sordu. Ben de ona evsiz ve kimsesiz olduğumu, bu yüzden kimsenin beni işe almak istemediğini söyledim. Adam şefkatle başımı okşadı ve benimle çalışmak ister misin diye sordu. Bu duyduğum en güzel haberdi. Hemen elini öptüm ve kabul ettim. Azam elini omzuma attı ve gel bakalım genç adam. Bundan sonra benimle kalacaksın yemeğini aşını ben vereceğim. Sen de benim yardımcım olacaksın dedi. Yaşlı adamın arabasına binip evine gittik. Evi yerleşim yerlerinden biraz uzaktı. Tek katlı bir gece konduydu. Etrafı bir buçuk metrelik duvarla çevrili eski bir yerdi. Açıkçası böyle bir evde oturan adamın bana iş vermesi zor görünüyordu. Eve girdik. Hemen güzel bir duş aldım. Ardından adamın bana verdiği temiz kıyafetleri üzerime giydim. Karnımı da güzelce doyurdum. Ardından yaşlı adamla bahçeye çıktık. Sema verdik, güzel bir çay demledik ve bahçedeki masaya oturduk. Yaşlı adam çay içerken bir yandan da bana neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı. Bak delikanlı, senin evin de işin de artık burası. Evsen temizlersin. Yemeğe bulaşarsan bakarsın. Bir de ara sıra bana getir götür yaparsın. Ben de sana burada yatak, yemek ve cep harçlığı veririm. Burada hayata yavaş yavaş tutunursun. Kendini benim evladım gibi düşün dedi. Ben de kafamı salladım ve aklımdaki soruları ona yönelttim. Peki amca sen ne iş yaparsın dedim. O da bana hayırlı işler yapıyorum. insanlara yardım ediyorum. Nazar değmiş, zorda kalmış, kısmeti kapanmış kim varsa yardımcı oluyorum. O insanlar da bana yardımcı olduğum için para veriyorlar dedi. Aslına bakılırsa adam benim gözümde iyilik ve ney gibiydi İnsanlar yardım etmekten çekinmeyen, beni bir baba gibi kollayan duruşu vardı. Sokaklarda kalmış bir genci evine alabilecek kadar da cesurdu. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. 2-3 sene kadar bu yaşlı adamın yanında yaşadım. Bu zamana kadar bana hiçbir yanlışı olmadı.'' Benim de ona bir yanlışım olmadı. Yemeğimi yatağıma verdi. Hatta bana verdiği harçlıklarla gayet güzel bir birikim yaptım. Bu süre zarfında yaşlı adama yardım edeydi. İşlere bayağı alıştım. Cin musallatları, büyü bozma, büyü yapma gibi işlemlerde yaşlı adama yardımcı oluyordum. Yalnız beni tedirgin eden tek şey musallat ve büyü bozma işleriydi. Ne zaman cin çıkarma veya büyü bozma işlemi yapılacak olsa yaşlı adam beni siyah bir çarşafa sokuyor ve bu durumda günlerce süren baş ağrıları çekiyordum. Hoca bu durumun enerji aktarımlarından kaynaklı olduğunu söylese de oldukça ilginçti. Hatta bazı ciddi vakalarda bazı gölgeler görmeye başlardım ve bu durumun yaşlı adam enerji azalmasına kaynaklı halüsinasyon olduğunu anlatırdı. Aradan geçen sorunsuz birkaç yılın ardından bir gün yaşlı adam telefon çağrısı üzerine apar evden çıkıp gitti. Konunun ne olduğunu bilmiyordum. Fakat yaşlı adamı daha önce hiç bu kadar telaşlı görmemiştim. 4-5 saat sonra yaşlı adam eve geri döndü. Kendisine ne olduğumu sordum. O önemli bir iş aldığını ve bu konu hakkında acilen konuşmamızı söyledi. Odaya geçip oturdu. Yaşlı adamın ne anlatacağını merakla bekliyordum. Kendisi de vakit kaybetmeden Konuyu anlatmaya başladı. Zengin ailenin kızına güçlü bir cin musallat olmuş. Bunun için bize yüklü miktarda para ödeyeceklerini söylediler. Yalnız öncekilere göre oldukça güçlü. Bu yüzden farklı bir yol izleyeceğiz. Cini kızın bedeninden alıp sana yönlendireceğim. Ardından cini zayıflatıp senin içinde öldüreceğim dedi. Bu anlattıkları daha önce yaptığımız bir şeydi. Ayrıca kabul edilebilir de değildi. Hemen yaşlı adamın lafını bölerek. Peki hocam, ya bana zarar verirlerse, ya başarısız olursak, o zaman ne olacak dedim. Adam derin bir nefes aldı. Merak etme delikanlı. Daha önce hiç başarısız olmadık, bunda da olmayız. Birkaç gün izledinle, ardından aileyi evimizde misafir edeceğiz. Sen benim söylediklerimin dışına çıkma yeter dedi. Ne kadar istemezsem de yaşlı adamın dediklerini yapmak zorundaydım kendisine kabul ettiğimi söyledim. Ben dinlenmeye koyuldum ve hoca da iki gün boyunca eve kimseyi kabul etmedi. Ardından kapı çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda 8-10 kişi vardı. Üç araba dolusu gelmişlerdi. Karşımda takım elbiseli olan adam Cafer Bey'in yeri mi diye sordu. Ben de evet buyurun dedim. Adam iki kadının kollarından tuttuğu genç kızı gösterdi. Kızım için Cafer Hoca ile görüşmüştük. Kendisi bugün gelmemizi söyledi dedi. Ben de bir dakika kapıda beklemelerini söyleyip yaşlı adamı dışarıya çağırdım. Yaşlı adam kızı annesi ve ablasını içeri aldı. Diğerlerinin dışarıda beklemesini söyledi. Zavallı kız ayakta duramıyordu. Hoca perdeleri kapattı ve kızı odanın ortasına yatırdı. Annesi ve ablasına siz de köşede, kanepede oturun dedi. Hoca içeri gitti. İçerisinde bir sürü malzeme olan bir leğen getirdi. İçinden tuza benzer bir paket çıkarıp kızın etrafını daire çizercesine paketteki tozları döktü. Ardından annesini çağırdı ve eline bir tas verdi. Kadına kızının eteğini sıyır ve bunu altına koy dedi. Zavallı kızın annesi bir çare hocanın dediklerini yaptı. Ardından hoca siyah bir cübbe eline aldı ve giyimim için bana uzattı. Giydikten sonra bana bir bardak koyu mavi sıvı verdi ve bunu içmemi söyledi. Bunu içmek beni rahatlatacakmış dediğini yaptım ve garip içeceği içtim. Ardından kızın üzerini siyah bir çarşafla örttü ve karnının üzerine hançer koydu. Ardından Arapça bir şeyler söylemeye başladı. Bir süre sonra çemberin içine gir ve kızın yanına otur dedi. Dediğini yaptım ve hoca tekrar Arapça şeyler söylemeye koyuldu. O sırada başım yavaş yavaş dönmeye başladı. Dilim uyuşmuş ve görüntüm yavaşlamıştı adeta. Resmen ağır bir sarhoşluk getiriyordum. Zaman geçtikçe hocayı daha az duymaya başladım. Bir süre sonra kız yavaş yavaş inlemeye başladı. Hafif hafif kıpırdıyordu. Bir süre sonra çığlıklar atmaya başladı. Zavallı kız demek ki çok kötü durumdaydı daha önce bu kadar kötü durumda birini görmemiştim. Ardından şarıl şarıl sesler gelmeye başladı. Sanırım kız tasın içine içiyordu. Bense sarhoş gibi öylece sallanıyordum. Ardından kız bir ineğin bağırışından daha yüksek ve korkunç bir sesle bağırdı ve bayıldı. Hoca hemen ayağa kalktı ve bacaklarının arasındaki tası eline alıp içine bir şeyler döküp karıştırdı. Hayal meyal olsa da tasın içinde simsiyah sıvı vardı. Hoca tasla yanıma geldi ve aç ağzını dedi. O iğrenç sıvıyı içmek istemiyordum. Ama hoca bana ne içirdiyse karşı koyamıyordum. Bir iliyle yanaklarımdan bastırıp ağzımı açtı ve tastaki sıvıyı ağzıma doldurdu. Sıvı bir anda mideme yağ gibi kaydı gitti. Midem bulandı ve çok kötü oldum. O an bana ne olduysa bağırıp çağırarak yerlere yattım bilincimi kaybetmiştim ki kendimi bir anda yerde buldum ve bayıldım. Aradan ne kadar süre geçti bilmiyorum ama bir süre sonra gözlerimi açtığımda kendimi yatağımda buldum. Ne oldu bana diye söylenirken yavaşça ayağa kalktım. Hocadan ses yoktu. Birkaç defa hocam diye seslendim. Fakat bu arışma bir yanıt bulamadım. Bir süre sonra evin içinde bir bebek ağlama sesi duydum. Normalde bu evde Bebek ağlama sesi duymam imkansızdı. 3-4 senedir buradayım ve bu eve bir kez daha bebek gelmemişti. Bu işte bir gariplik vardı. Hemen evin her yerini hızlıca turladım. Evde ne hoca ne de bir bebek vardı. Ama nedense hala bebek ağlaması duyuyordum. Sesten rahatsızlık duydum ve evden dışarı çıktım. O sırada birinin evin dışındaki kömürlüğe girdiğini fark ettim. Hemen peşinden ben de içeri girdim. İçerideki hoca değildi. Çok güzel genç bir kızdı. Cilveli cilveli bana bakıyordu. O anda benim hayatımda hiç yaşamadığım bir azgınlık hali geldi. Kendimi kontrol edemeyecek duruma saniyeler içinde gelmiştim. Kız güzel gözleriyle bana bakıyordu. Dayanamadım. Bu da kızın hoşuna gitmişti. Gülmeye başladı. Onun gülmesi beni daha da iştaha getirdi. Resmen deliye dönmüştüm. Bir anlığına gözlerimi kapattım. Sam o anda kızmana şşş Gözlerimi açtım. Kollarımda iğrenç bir yaratık vardı. Kocaman kafası, simsiyah gözleri ve dehşet verici büyük ağzı vardı. Dişleri sivri ve kanlıydı. Dili bir ineğinkinden çok daha büyüktü. Bitmek bilmeyen bir şekilde şşş diyordu. Korktum ve kalkıp kendimi duvara vurdum. O da yavaş yavaş doğrulurken gözlerini de gözlerimden ayırmıyordu. Eve kaçtım ve kapıyı arkamdan kapattım. Kapıyı kapattığım anda arkamdan bir şeyin geçtiğini fark ettim. Korkudan titriyordum. O sırada evin içinde birilerinin ayak seslerini duydum. Bunun hoca olduğunu düşündüm ve korkak titrek bir sesle ''Hocam siz misiniz?'' dedim. Bir süre sonra cevap geldi. Ardından ayak sesleri yükseldi. Ses gitgide bana yaklaşıyordu. Bir anda odaya. Az önceki yaratığa benzer onlarca yaratık doğumdu. Hemen kendimi odanın köşesine attım. Sırtımı duvara yaslayarak yere çöktüm. Ve dizlerimi yüzüme çekip çığlık atmaya başladım. Korkudan kafayı güzel üzereydim. Elim ayağım zangır zangır titriyordu. O şeylerin etrafıma toplandığını duyabiliyordum. Artık ben bitmiştim. O şeyler benim işimi bitirecek diye söyleniyordu. Tam o sırada baldır küldür ayaklarımın dibine bir şey düştü. Sanki içlerinden biri takılıp düşmüş gibiydi ama ben korkudan onlara bakamıyordum. Hala titreyerek çığlıklar atmaya devam ediyordum. Bir süre sonra odadan çıktıklarını duydum. Cesaretimi topladım ve kafamı yavaşça kaldırıp gözlerimi açtım. Ayak dibime baktığımda aslında kimsenin düşmediğini fark ettim. Onlar hocayı getirip önüme fırlatmışlardı. Hoca baygındı. Hemen kaldırıp yatağa yatırdım kolonyayı alıp elinde yüzüne sürdüm. Bir süre sonra hoca uyandı. Hemen, hocam ne oldu bize? O şeyler neydi diye sordum. Hoca cevap vermiyor. Boş boş yüzüme bakıyordu. Olayın şokuyla konuşamıyordu sanırım. Bir süre öyle yattıktan sonra ayağa kalktı. Ve sessizce banyoya gitti. Kapıyı kilitledi ve suyu açtı. Ben de o sırada odasının havluyu alıp banyonun kapısında bekledim. Uzun süre geçti fakat hoca hala banyodan çıkmıyordu. Kulağımı kapıya dayadım. İçeride bayılmış olabilir mi diye seslendim. İçeriden su sesi ve kıl test dersine benzer sesler geliyordu. Hocam diye içeriye seslendim. Fakat cevap alamadım. Kapıyı tıkladım ve defalarca tekrar tekrar seslendim. Ne bir cevap, ne bir tepki vardı. Dayanamadım ve kapıyı zorlayarak açtım. Dayanamadım ve kapıyı zorla açtım gördüklerim karşısında büyük bir şok geçirdim. Hoca kaynar suyun altında bir derisini komple yakmış ve elindeki fanyas parçasını dişlerini hızlı ve sert bir şekilde sürtüyordu. Hemen yanına koştum. Elindeki fanyas parçasını zorla alıp cebime attım. Ardından suyun altından alıp odaya götürdüm. Yüzündeki derilerin bir kısmı çok kötü bir şekilde yanmış ve fanyastan dolayı ağzını komple parçalamıştı. Ne yapacağımı bilemez durumdaydım. Hocanın elini tuttum. Hocam neden yaptın kendine bunu? Hemen ambulans çağırayım bekle beni dedim. Tam ayağa kalktığım sırada hoca bileğimden yakaladı ve kısık bir sesle sakın çağırma. Eczaneden krem al, ilaç al gel dedi. Ben de hemen dediğini yapıp geldim. Önce yanaklarına krem sürdüm. Ardından parçalanmış ağzına pansumanı yaptım. O sırada fark ettim ki Hocanın dişleri neredeyse sıyrı bir hal almıştı. Kimin dişiyse kırıktı. Anladım ki bu adam dişlerini bilemeye çalışmıştı. Sanırım bunu ona yaptıran şey cinlerdi. Aradan 4-5 saat kadar geçti. Hoca çorba hazırlayıp yatağına getirdim. Hocayı uyandırdım. Uyandığında kendine gelmişti ve acılar içinde sızlanıyordu. Zar zor 4-5 kaşık çorba içirdim. Zamanla hoca ağrılarını ve acısını henüz yeni yeni hissediyordu. Yatakta öylece sızlanırken bunlar nasıl bu kadar güçlendiler dedi. Ben de şaşırdım. Ve kimler dedim. Hoca bir süre daha sızlandı ve Azazil dedi. Azazil ismini o zamana kadar hiç duymamıştım. Hocaya merakla. Kim hocam bunlar? Beni kovalayan şeyler mi dedin? Hoca iyice inleyip demek sana da göründüler dedi. Şimdi yerine oturmuştu taşlar. Azazil deden bu cin kabilesine bulaşmıştık. Ve onlar da bize dersimizi veriyordu. Hoca o sırada ayağa kalktı ve midem bulandı. Ben bir tuvalete gideyim dedi. Yavaşça tuvalete götürdüm. Önünde beklemeye başladım. 15 dakika sonra tuvaletin kapısı kendiliğinden açılmaya başladı. Hoca karşımdaydı. Bana bakarak kendi dışkısını yiyordu. Hoca kendine gel diye bağırarak yanına koştum. Hemen onu oradan kaldırdım. Ve elini ağzını yıkamaya başladım daha yeni temizlediğim yaraları, ağzının içi ve elleri dışkı içindeydi. Hocayı temizledim ve yatağına yatırdım. Bir süre sonra hoca kendine geldi ve ağlamaya başladı. Yeter artık diye haykırıyordu. Bu olanlara daha fazla dayanamadım. Sert bir şekilde. Bence de yeter artık. Bize yardım edebilecek biri yok mu? Baksana hocam başımıza gelenleri. Sen de beni de mahvettiler dedi. Hoca bana kağıt kalem getirmemi söyledi hemen içeriden getirdim. Bana bir adres yazdırdı. Bu adrese git. Recep diye biri olacak. Onu hemen buraya çağır. Bize bir tek o yardım eder dedi. Ben de hemen kağıdı cebime attım ve evden çıktım. O anda dona kaldım. Evin etrafında yüzlerce azazil çevrilmiş ve bana öylece bakıyorlardı. Çok korktum ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hocaya durumu anlattım. Hoca şimdi git ve uyu. Sabah ezanından sonra kalkarsan hepsi evden gitmiş olur. O zaman çıkarsın dedi. Ben de dediğini yaptım. Sabah ezanına kadar uyudum ve ardından hemen yola çıktım. Hocanın verdiği adrese vardım ve kapıyı çaldım. Kapıyı genç bir kadın açtı. Kendisine Recep'i sordum. O da Recep'i çağırdı. Kendisine durumu özet geçerek anlattım. Recep beni dinledi ve ardından gülümseyerek beni reddetti. Kendisine sert bir dille biz bu durumdayken bize neden yardım etmiyorsun diye bağırdı. Recep tekrar gülümsedi ve kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Ardından bak güzel kardeşim senden önce ben bu adamın yanında yıllarca çalıştım. Bana bu zamana kadar bütün cinleri musallat etti. Tıpkı sana yaptığı gibi ama en son Azazil vakasında benim hayatımı mahvetti. Azazil şimdi öldürdü ve bütün Azazil kabilesi bana hayatı zindan etti. Ben edeyip giderken, hoca dediğin adam ise bu durumla baş edemeyip beni evden attı. Ama iyi ki o zamanlar bu işleri az çok öğrendim. Azazillerle anlaşma yaptım. O adamdan intikam almak istiyordum. Bu yüzden ona oyun oynadım ve Azazil kabilesini onun üzerine gönderdim. O da bana yaptığı gibi seni kurban etmiş. Merak etme, sana yardım edeceğim. Sen de benim gibi suçsuz ve günahsızsın ama onu perişan edeceğim dedi. Artık durum farklı boyutlara varmıştı. Ne olacaksa olsun gerekirse sokaklara tekrar dönerim ama bunları asla bir daha yaşamam diye söyleniyordu. Recep'le yola koyulduk ve hocanın evine geldik. Recep bahçeden gelince etrafa baktı. Hiç değişmemiş uzun zaman oldu gelmeyen dedi. Ardından evin kapısını açtım ve içeri girdik. Odaya girdiğimizde Hoca yatakta değildi. Aklıma ilk gelen yer banyo oldu. Banyoya gittiğimde hoca yere çömelmiş vaziyette gördüm. Benim geldiğimi duyunca kafasını çevirdi. Adamın gözleri simsiyah olmuş. Dişlerini sivrilmiş ve yanaklarından ağzını yararak azaziller gibi kocaman bir ağız yapmıştı. Beni görünce garip bir sesi anlamadığım bir dille bir şeyler söyledi. O anda Recep omzumdan çekerek Çabuk kaçalım buradan. Onun için her şey bitti diye bağırdı. Hızlıca evden çıktık ve arabaya binip uzaklaştık. Recep de nefes nefese kalmıştık. Biraz soluklandıktan sonra Recep bana dönüp bize gidince senin üzerindeki sorunu ortadan kaldıracağım. Ama sakın bir daha o eve dönme. Azazil ondan gereken intikamını aldı dedi. Bir süre sonra eve vardık. Ufak bir ayin yaptıktan sonra cebime biraz para sıkıştırdı. Bu parayla kurban kesmemi ve fakirlere dağıtmamı söyledi. Ben de gidip dediklerini yaptım. Ardından üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu. Resmen son 2-3 sene büyük bir dert çekiyormuşum. O günden sonra param bitti ve tekrar sokaklara düştüm. Her aç kaldığımda, her üşüdüğümde yaşadıklarımı hatırlıyorum ve halime şükrediyorum.